Uygur Hareketi İstanbul'da Doğu Türkistanlı gençlere yönelik aktivizm eğitimi semineri düzenledi. 2 gün devam eden seminerde Çin'in soykırım politikalarına karşı aktivizm faaliyetleriyle ilgili eğitimler verildi. Uygur Hareketi 11-12 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul'da Doğu Türkistanlı gençlere yönelik aktivizm ve medya eğitimi semineri düzenledi. Gençlerden yoğun ilgi ve katılım sağlandı. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım politikasını medya yolu kullanarak duyurmanın ve halkı bilinçlendirmenin yöntemleri ele alındı. 2 gün devam eden seminerde Türkiye ve yurt dışından gelen akademisyenler, tecrübeli aktivistler ve gazeteciler Uygur gençlerine Çin'in soykırım politikalarını durdurmaya yönelik aktivizm faaliyetleriyle ve soykırımı duyurmaya yönelik etkili medya çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardılar. Sözde Çin İnsan Hakları Araştırma Derneği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumu kapsamında yan etkinlik olarak Çin'de insan hakları konsepti ve uygulamaları temalı bir toplantı düzenledi. Beijing Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Bilim, Teknoloji ve İnsan Hakları Merkezi'nden Qi Yangping toplantıda yaptığı açıklamada ekonomik gelişmenin insan haklarını koruma çalışmaları için uygun somut koşullar sağladığına işaret ederek Çin'in ekonomik gelişmesini güçlendirirken insan haklarını koruma çalışmalarına da büyük önem verdiğini iddia etti. Çin Uluslararası Radyosu'na göre Doğu Türkistan'dan bu toplantı için özel olarak getirilip konuşturulan sözde Profesör Mehmet isimli şahıssa yaptığı açıklamada bölgede istihdam teşvik politikalarının uygulandığını, bu sayede bölgede istihdam edilenlerin becerilerinin ve gelir seviyelerinin yükseldiğini ifade etti. Oysa aynı gün Çin'in sahte propagandaları devam ederken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Doğu Türkistan'da keyfi gözaltılar ve ailelerin parçalanması gibi ciddi endişelerin belgelendiğini dile getirdi ve somut takip çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, ülkesiyle Çin arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Shoigu, Çin Savunma Bakanlığı görevine getirilen Li Shangfu ile Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcılıklarına atanan iki generale telgraf göndererek ayrı ayrı tebriklerini iletti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin'in dünya düzenine meydan okuduğunu söyleyerek İngiltere'nin tetikte olması gerektiğini söyledi. Avustralya, ABD, İngiltere arasındaki AUKUS Güvenlik Paktı'nın detaylarını görüşmek üzere ABD'de bulunan Rishi Sunak, BBC'ye açıklamalarda bulundu. Son veriler, İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini savunmaya harcadığını gösteriyor. Sunak, Çin bizimkilerden çok daha farklı değerleri olan bir ülke ve dünya düzenine meydan okuyor. Bu yüzden buna karşı tetikte olma, kendimizi, değerlerimizi ve çıkarlarımızı koruma hakkımız var diye devam etti. İngiltere hükümetinin Çin'in oluşturduğu bu sorunu ciddiye aldığını belirten Sunak, bu nedenle yarı iletkenler gibi sektörlerde Çin yatırımlarını engellediklerini de ekledi. ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi planladığını açıkladı. Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yakın zamanda görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruyu evet şeklinde yanıtladı, ancak ne zaman görüşeceğine dair bilgi vermedi.